gelmişler. Evet, herkese merhaba diyelim ve şu anda da YouTube'da da yayındayız ve aynı zamanda da Facebook'ta da yayındayız. Evet. Aynı zamanda Instagram'da yayındayız. Bayağı bir yerdeyiz Bayağı bir yerdeyiz, her an her yerdeyiz. yani. Tamam, güzel. Herkese iyi akşamlar dileyerek başlayalım. Eyvah, Ben ben Filinek yanlış bir Yılmaz kelime Çimberk, kullandım. Bilyay Vakfı Üç ve saniye. Metafizik Tetikler ve İlmi Araştırmalar Derneği Başkanıyım. Bu akşam İlahi Nizam ve Kainat okumalarının en başından başlıyoruz. Geçen hafta hem Doktor Bedri Ruh Selman'ın hayatından bahsetmiştik. Hem de aynı zamanda kitabın gelişimi, oluşumu, ortaya çıkışı ve ilk başlangıç açılışını sizlerle paylaşmıştık. Bu akşam da artık kitabı okumaya başlıyoruz. Ama sizlerin daha iyi anlayabilmeniz için de bir takım hazırlıklar da yaptık. Tamam. Evet, ben kendimi tanıtmıştım. Sen de kendini tanıtırsan öyle başlayalım istedim. Tamam. Ben Bilgehan Meral, Adana Ruhsal Araştırmalar Derneği'nden katılıyorum bu çalışmaya. Adana Ruhsal Araştırmalar Derneği'nde de İlahi Nizam ve Kainat kitabı üzerinde yoğun bir çalışma yapıyoruz tabii ki. Bazen İstanbul'a geliyorduk bu pandemiden önce konferanslara. Güzel katılımlar oluyordu. Ama işte artık yeni dönem, yeni normalleşmeyle değişik uygulamalar yapıyoruz. İşte küçük yaştan itibaren kuantum fiziğine olan ilgim ve ondan sonraki hayatımda da eğitimim sebebiyle birazcık bu konularda daha böyle istekli ve kavrar pozisyondaydım. Ruhçuluk konusunda da çok meraklıydım ve çok çalışmalar yapıyordum. Ancak bunların bir gün ikisinin bir noktada birleşeceğini hiç tahmin etmemiştim. Ta ki İlahi Nizam ve Kainat kitabının açıklanmasına kadar. İlahi Nizam ve Kainat kitabını ilk okuduğum zamanı hatırlıyorum. İşte o gün ilk kitabı aldım. Bilyay Vakfı'nda mutfağa gittik. Hatta yanında Tümeran da vardı. Saklanmak için ki şu ilk sayfalara bir bakalım neler var, ne anlatıyor bu kitap diye. Bir baktım, kapıyı açtım, içeri girdim. Engin abi, Engin Emir bizden önce bulmuş mutfağı. O başlamış bakmaya. Biz de sessiz sedasız girdik. Çevirdik, çevirdik, çevirdik. Bir baktım ilk kelime madde. Aa dedim, burada bir şey var. Hiç beklemediğim bir şeydi. Ondan sonra çok uzun bir çalışma beni bekliyordu açıkçası. Bayağı hala da çalışmamız devam ediyor tabii. Evet, Anlayışlarımızı tekrar geliştiriyoruz. tekrar okuyoruz. Evet. Anlayışlarımız gelişiyor. Evet, Senle ben geliştiriyoruz. de mühendislik eğitimi aldık. Evet. Ve oradan gelen hani bir tanıdığımız bir madde var. Bizde okullarda anlatılan kuantum fiziği var ya da fizik var. Ama en önemlisi ve dikkat çekici olanı bu kitapta yer alan bilgilerin ya da şu anda bizim kuantum fiziğinin geldiği yerle anlayabildiğimiz bilgilerin 1958-1959 yıllarında dile getiriliş olması, değil mi? Evet, ona da zaten bu çalışmanın ilk safhasında değinmek zorunda kalacağım açıkçası. Yani kitabın öncelikli şeyi aslında kendini doğrulamak, kendini kanıtlamak. Yani doğru bir kitap olduğunu ve güvenilir bir kitap olduğunu, güvenilir bir bilgi kaynağı olduğunu önce bunu açıklıyor. Hem bilgi veriyor hem bu güveni veriyor. Ta ki o da işte son bölüme gelene kadar. Artık son bölüme geldiğinizde bu kitapta söylenenler şimdiye kadar doğruydu. Şimdiye kadar çok üst bilgiler var. Şimdi bu bilgiye nasıl inanmayacağız? Pozisyonuna düşüyorsunuz ve son bölüme okuyorsunuz. Açıkçası çok iyi bir kurguyla da, yukarının çok iyi bir kurgusuyla da bu iş bitirilmiş. Yani kitap bu hediye bu şekilde hazırlanmış. Bu hediyenin çok enteresan tarafı, yıllarca insanlar beklediler, beklediler. Bizim dernekte az kapımız açılmadı, ya yani aşınmadı. Kitap çıktı mı, kitap çıktı mı, kitap Evet. çıktı mı diye. Fakat kitap çıktıktan sonra da en çok takılanların işte ya bir 20 sayfa, 25 sayfa okudum, anlayamadım deyip kitabı bırakanlar da çok oldu.
Aslında biraz hem sen hem ben birlikte bu yayını yapmak istememizin sebebi de hani şu ilk o herkesi bir durduran, ilerlemesini engelleyen bölümleri kolaylıkla bir atlatarak aslında bir açıklama, bir aşama değil mi? Bir kaldıraç görevi görmek istiyoruz. Yani aslında şunu ilk önce şey yapmak lazım, kabullenmek lazım. Şimdi bu bir medyonomik kitap. Bu kitaptaki veriler bir medyonumun ve o dönemki insanların kelime hazneleriyle verilmiş durumda. Bunun iki bacağı var, bu sözümün iki bacağı var. Birinci bacağı bu kelime hazneleri eski Türkçe olması, bu bir dezavantaj. İkinci bacağı da teknik anlatılacak olan birçok veriyi aslında bir benzetmeyle veya o anki medyumun veya o insanların ancak bilebilecekleri en üstün kelimelerle anlatmak zorunda kalmaları. İşte hidrojen kelimesi de aynen böyle bir şey. Aslında yani biz şu anda hidrojen aşıyor diye mesela herkes ilk çocuğu bu dönem o kadar değil. Hatta hiç değil. Ve yani parçacık fiziği nedir? Türkiye'de parçacık fiziği profesörü mü var yani? Böyle bir üniversitede dal mı var? Parçacık fiziği, parçacıklar daha 60'ların ortalarında keşfediliyor. Higgs bozonunun teorik olarak yazılması, çizilmeye başlanması 60'ların ortası bu kitaptan sonra. Şimdi kalkıp da bu kitaptan şunu bekleyemezsiniz. Parçacık fiziği vardır. Parçacıklar böyle hareket eder. Şöyle birbirleriyle formasyon oluştururlar. Bunlar protonu oluşturur. Proton gider atomu oluşturur. Atom ya ne varsa elde basit hidrojen kelimesiyle bunu çözmeye çalışmışlar. Yani bu biraz da cehitin yani okuyan kişilerin cehit vermesinin beklenildiği bir bölüm aslında. Aynı bunun zamanda gibi mesela, da bu bilginin otantikliği verilen yani bu bilgileri aktaran medyumunun da hani 17-18 evet. yaşlarında olarak tabii burada yani. Aktarılan pek çok bilgiyi hani kendi dağarcığından aktarmasına değil gene onun bilgi dağarcığı kullanarak ondan akıtılıyor ama ya otantikliğini zaten zannediyorum bütün kitabın tamamını okuyan arkadaşlarımız hissedeceklerdir. Tabii ki. Yani anlatacak bir kelime yok. Şimdi mesela Higgs bozonu ile ilgili bile yani bilimsel buluşlarda diyorlar ki işte CERN'deki bu çarpıştırıcı ne işe yarayacak? Ne keşif, bu keşif ne icat etmiş olacaksınız? Ne kazandıracak? Adam çok güzel bir şey söylüyor orada. Ya diyor radyo dalgalarını bulurken biz radyo bulacağız o yüzden radyo dalgaları bulduk demiyoruz. Radyoyu bilmiyoruz bile daha. O, yani bu kitabın yazılış anı da bilmiyoruz bile daha anı. Onu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden bazı kelimelerde birebir bugünkü kullanımlara oturmasını beklemeyelim. Tek söylemek istediğim aslında buradaki bu konu. Yani acaba bu mu diye sormaya hakkını kendimizde bulalım. O konuda kendimizi hiç sıkmayalım, kasmayalım. Zannediyorum bizler de yani okudukça kitabının çıkışından bu yana 7,5 sene geçti ve bu süreçler içerisinde de pek çok açılımları ya da farkındalıkları ya da değil mi bir araya geliyoruz. Hani hakikaten bu bir köprü bilgi. Zaten evet. Ne diyor? Yani köprü bilgi bir yerden alıyor ve bir yere taşıyor, götürüyor. Bu bağlamda da herkese bir noktadan ya da bir yerden, bir cümleden ki defalarca tekrar ve tekrar oku, sanki hiç okumamış gibi hissettiğin cümleler yakalıyorsun belli bir süreç içerisinde. Öyle bir özelliği var kitabın. Yani bir kere okudum, anladım demek yerine benim de gene tavsiyem bir okuyun şöyle bir bitirin ama onun sonrasında hakikaten altını çizerekten ya da kavramlarıyla beraber bakmakta fayda var. Öyle daha çok şeyi keşfedersiniz. Bir de bu kitabın özelliği başta o anlatılan bir konu bir bakıyorsunuz sonda da anlatılıyor ve sonda anlatıldığı yer okuduğunuzda daha aslında başta denileni anlamış oluyorsunuz.
Bu anlamda kitabın bir bütün olduğunu da hatırlatalım arkadaşlarımıza. Evet, yani sonuçta tabii ki şu anda bu bağlantıya çıkmak için, bu anlatıma çıkmak için tekrar tekrar okumaya başladığımda, yani Allah Allah, burada bak bunu bahsediyormuş aslında diye çizdiğim bir sürü yer oldu. Yani ilginç değil, bu böyle yani, kabul evet. etmek lazım bunu. Evet, şimdi biz kitabı hani 7. sayfadan en son 12. baskısını yaptık. Çok yeni 12. baskısı geçen hafta geldi arkadaşlar. Madde, bütün tesirlere zemin oluşturan ve çeşitli oranlarda bu tesirlere cevap veren bir unsurdur. Bu bilginin içinde saklı olan mana da şudur. Madde, kendi kendine hiçbir harekete geçmek veya en ilkel bir faaliyet göstermek kudretinde değildir. Onda kendi kendine bir oluş veya yapış imkanı yoktur. Yani madde ancak kendisine gelen tesirleri bekler, bu tesirlerin yönlerine göre haller, şekiller, durumlar alır. Şu halde herhangi bir maddenin her türlü tesirden özgür bir halini olduğunu varsayarak düşünürsek, bu maddenin hiçbir şekle, hiçbir hale sahip olamayacağını kabul etmemiz gerekir. İşte İnsan idraki ve tasavvuru dışında kalan, böyle bütün hal ve şekillerden soyutlanmış bir maddeye amorf madde veya asli madde deriz. Demek ki amorf maddede, yani burada artık amorf maddenin ne yapıyor, özelliklerini sıralayacak. Hiçbir hareket eseri yoktur. O maddenin mutlak ve tam bir hareketsizlik halidir. Maddelerde görünen bütün özellikler ve nitelikler ancak onlardaki hareketlerin tezahürlerinden ibaret olduğuna göre mutlak hareketsizlik hali demek olan amorf maddenin ne şekli, ne özelliği, ne de nitelikleri söz konusu olamaz. Bu durumda olan bir halin İdraki mümkün olamayacağından amorf madde mevcut olmakla birlikte insanlar için yok demekle birdir. Amorf veya asli madde mutlak hareketsizlik olan mahiyetinden dolayı kendi kendine hiçbir hareket, hiçbir kıpırdanış yapamayacağı için dışarıdan hiçbir tesir gelmeden kendiliğinden harekete geçmesi ve maddedeki hareketlerin birer sonucu olan şekilleri, halleri ve tezahürleri göstermesi imkansız olur. Bütün bu bilgilerden sonra kolaylıkla anlaşılır ki, insanların madde diye anlattıkları ve kıymetlendirdikleri şeyler, dışarıdan gelen tesirlerin madde bünyesindeki imkanlarla meydana getirdikleri çeşitli hareketlerin tezahürleridir. Amorf maddenin bizzat kendisi değildir. Bayağı bir sıkı giriş yapıyor değil mi? Ne diyorsun Bilgehan? Yani şimdi zaten burada dediğim gibi daha ilk kalem kelime, yani ilk kelam madde. Yani bunu bilerek seçiliyor zaten. Bu bilerek seçiliyor. Yani bizim ilk konumuz diyor madde diyor. Aslında benim bazı konferanslarda da şey yaptığım gibi, belirttiğim gibi bu kitap aslında kainat kullanım el kitabı. Yani bize madde kainatı dışından fazla bir bilgi vermiyor. Sistemin, madde kainatının sistem içerisindeki bulunduğu yeri ve ruhlarla ve asli prensiple olan pozisyonunu bildirdikten sonra tamamı madde kainatıyla ilgili.
kitabın. Ama çok yüksek titreşimli bilgilere sahip olduğu için, yani yüksek seviyeden bilgilere sahip olduğu için aslında bizim şimdiye kadar ruhsal olarak andığımız birçok şeyin tamamen maddeyle alakalı olduğunu da anlamaya başlıyoruz. Yani bir tesirin bile ne kadar mekanik prensiplere uygun çalıştığını, doğa kanunlarına, yani yarım olarak doğa dediğiniz diye bahsediyor ya kitabın en başında. İşte gerçek tam manasıyla doğanın tüm prensipleriyle nasıl uygun bir şekilde çalıştığını ve bizim doğayı anlamamız, doğa dediğim yani ağaç, çiçek, böcek değil yalnızca. O işte yarım olarak anladığımız tarafı, tüm kainat yasasına, madde kainatının tüm yasalarını anladığımız takdirde aslında ruhsal gelişimin ne demek olduğunu ve ruhsal gelişimin bunun içerisinde nasıl çalıştığını anlamaya başlıyoruz. İşte o yüzden de bir defa öncelikle bir başlangıcı yapması lazım. Yalnız bazı eleştirmenler de mesela, yani veya bazı kişiler de diyelim, bu başlangıcı, şu burada anlatılan bu başlangıcı, amorf maddeden itibaren başlanılan başlangıcı direkt Big Bang olarak algılıyor. Veya bazı arkadaşlarımız. Bu öyle değil aslında. Zaten ileriki dönemlerde de sayfalarda da söyleyecek ki bir döngü var. Ve bu döngünün başlangıç tarafından giriyor. Ama döngü sonra tekrar dönüyor, bu tarafa dönüyor. Yani bir simit gibi hem kendi etrafında dönüyor hem baştan sona bir yuvarlak çiziyor. Yani döngü içerisinde bir yerden başlıyor. Bu bir yer dediğimiz yerde amorf madde. Burası önemli. Bu madde, amorf madde aslında sonuna madde ismi koyulduğu için biz şöyle anlıyoruz. Yani bu bir şekilde aslında var. Evet, bir şekilde aslında var. Ancak bizim tam manasıyla algılamalarımızın dışında, yani var olan algılamalarımızın tamamen dışında. Ama bu maddenin başlangıcı amorf madde, işte bu döngünün aslında en ilkel olan tarafı, en ilkel başlangıç anı. O yüzden sıfıra en yakın anından başlıyoruz. Şimdi geldiğimiz nokta, yani bir Big Bang başlangıcını anlatmıyor burada. Zaten son gelişmeler, ölçümler şunu söylüyor ki kainat zaten var. Kainat zaten var. Ancak kainatın birçok noktasında an be an aslında Big Bang'ler oluşuyor. Bu çok ilginç bir şey. Big Bang'ler oluşuyor. Yani aslında an be an kainatın birçok yerinde o oluşan Big Bang'leri bir tanesini anlatıyor burada. Yani bu şekilde durmadan bir oluşum içerisindeyiz diyor. Duyabiliyor musun sen Tülin beni? Evet, duyuyorum. Ha, yani tamam. Sonuçta aslında geçen ben de hani ilk açılışta da söylediğimiz gibi bu bizim kainatımızın, yani bütün kainatların değil ki. Aynen. Onlara da değinecek. Yani bizim kainatımızı oluşturan gene de bakın hani maddenin hiç yokluğundan bahsetmiyor. Gene var olan ama aynı zamanda da gelen tesire cevap veren bir cevheri olan sadece harekete geçmemiş ki yani bütün madde madde sıraladıklarımızda bunu gerçekten gösteriyor. Yani dediğin gibi o Big Bang'ler bütün evrenlerin, bütün her şeyin ilk yaratılışını anlatmıyor. Bizim kainatımıza özgü olan maddeden bahsediyor. Ki daha sonrasında diğer kainatlar ve bizim o kainatları da aynı zamanda kolay kolay anlayamayacağımızı ifade edecek. Dinlerken de okurken de bizim kainatımızın maddesi
Ve onun ilk yaratılışını değil de ona ilk tesir gelişerek tezahüratın oluşunu burada anlattığımızı bilerek başlamakta fayda var. Evet, zaten biraz sonra o ilk tesire de zaman yeterse şey yapacağız, hemen değineceğiz. Ama buradaki önemli kelime hareket arkadaşlar. Önemli kelimelerden bir tanesi hareket. İleriki sayfalarda bir iki sayfa sonra denk geleceğimiz gibi her alemin kendine has maddi hareketleri var. Sıfırdan hemen sonraki hareketleri var. Alem başlangıcından hemen sonraki sıfıra yakın anı diye geçer zaten. Hareketleri var. Bu illaki her alemde, yani mesela vazife aleminde de diyelim, bu hareket kelimesi bizim anladığımız manada titreşim anlamına gelmeyebilir mesela. Ama şu anda bizim konuştuğumuz safhada tamamen maddenin ilk hareket hali, yani aslında titreşimsel bir boyutundan bahsetmeye başlıyor. İlk önce bunu düşünelim. İlk önce bu yönde anlamaya çalışalım. Ve bu harekete geçişte illaki bir etkiyle, bir tesirle olması gerektiğini anlatıyor. Yani amorf maddenin kendi kendine bu oluşumu meydana getirecek, bu hareketi meydana getirecek bir kapasitesinin ve bir hedefinin de, bir böyle bir yönünün de olmadığını, zaten tamamen amorf durumda bulunduğunu anlatıyor ki amorf kelimesi aslında felsefede de bu maddenin ilk haliyle ilgili çok kullanılmıştır. Yani felsefeyi inceleyen arkadaşlar bunu da görürler. Şimdi zaten daha ilk baştan bak hani hem bütün tesirler diyor. Yani tesirleri daha sonrasında zaten açacak ve klasifiye edecek, bütün onları tanımlayacak. Tesirlerin kaynağını da belirtecek. Burada en önemlisi zemin oluşturma. Hani demek ki o tesirlerin gelebilmesi, ortaya çıkabilmesi, tezahür edebilmesi için gene burada çok önemli olan çeşitli oranlarda. Demek ki maddenin verdiği yanıta göre o oranlar belirleniyor. Ve bu zemin olmadan da o tesirler ortaya çıkmıyor. Yani cevap verici unsur olmak sonuçta onun aslında yapısında da bir kudreti ya da yapısı içerisinde bir özelliği taşıdığı, ki bu işte evet hareket etmiyor dediğin gibi, hareket çok önemli. Yani biz tabii şunu anlayamıyoruz, maddenin mutlak ve tam bir hareketsizlik hali. Çünkü biz her türlü hep hareketin içerisinde olduğumuz için mutlak hareketsizlik hali ne demektir? Evet, yani o hiçlik hali ne demektir? Onu hakikaten anlayamıyoruz. Tabii burada hareket için tesir ve maddenin cevap vermesiyle ilgili ileride yine kalem hareketini örnek verecek. Yalnız o bir analojidir. Analoji demek bunun varyasyonlarını düşünebilirsiniz demek. Yani bu birebir böyledir, bunu formül olarak alın demek değildir. Tam tersi. Bunun yalnızca varyasyonlarını düşünebilirsiniz demek. Yani burada maddenin harekete geçmesi, bir yerden bir yere gitmesi değildir. Yani amorf maddenin harekete geçmesi, bir yerden kalkıp bir yere gitmesi değildir. O düşük titreşimi, yani o hani aynı cenindeki gibi ufak o kalp atışının başlaması gibi düşünebilirsiniz. Bu da bir analojidir. Ama buralardan bir imajinatif bir anlayış sezebiliriz diye düşünüyorum. Bir de enteresan, hani tabii ilk paragrafın içerisinde yani diyor ki haller, şekiller ve durumlar diye tezahüratın aslında farklılaşmalarını meydana, yani o maddenin içerisinde haller, şekiller, durumlar alır diye
hem o maddenin aldığı özellikleri ifade ediyor. Bir de yani özgür bir hal, yani bir özgür ifadesi kullanıyor. Benim en çok dikkatimi çeken şeylerden birisi odur. Herhangi bir maddenin her türlü tesirden özgür bir halini düşünürsek, bu maddenin hiçbir şekle, hiçbir hale sahip olamayacağını kabul etmemiz gerekir. Yani tesirlerden özgür olma. Yani değişik bir tanım var aslında burada. Evet, yani onu da şimdi sen mesela yakaladın. Benim hiç öyle dikkatimi çekmedi. Senin özgürlükçü bakış açın benden daha yoğun herhalde. Ama öyle yani. Öyle bir cümle var hakikaten burada. İlk defa benim dikkatimi çekiyor benim de. Yani yeni dikkatimi çekiyor açıkçası. Demek ki tesir geldiğinde ne yapıyor? O maddeyi bir şekilde hani bağlanıyor. İleride göreceğiz. Bir ruhun işte maddeye bağlanması, bir atoma bağlanması, pasif intibaklar ve yani demek ki aslında bir nevi o tesir o maddeyi esir alıyor. Yani o tesir gelmediğinde bir özgürlük var yani. Evet. Evet. Bu öyle bir bakış açısı var yani burada. Burası için şu an için söyleyeceklerim bu kadar olabilir. Sonradan geriye döneriz ama yani gittikçe geriye döneriz. Birkaç resim vardı. Onları şey yapabiliyor muyuz? Tabii ki. Hangisini göstermek istiyorsun? Şimdi değil. Tamam, ona göre çünkü anlatacağım. O yüzden söyleyeyim. Tamam. Yani sonuçta burada arkadaşlarımızı vurgulayalım. Amorf madde tesir almamış, haller, şekiller, durumlar göstermeyen, o tesirlerden bir özgür hali. Bir de yani bu sonuçta hani asli madde, sadece amorf demiyor, yani asli madde o evrenin en hani temel esas anlamını da burada asli taşıyor. Ve tezahürlerden maddelerde görünen bütün özellikler ve nitelikler ancak onlardaki hareketlerin tezahürlerinden ibaret olduğuna dediğine göre, demek ki biz de tesir almamış bir maddeyi göremeyeceğimize göre, burada da tezahürü arkadaşlarımız dipnotta da görecekler. Burada belirme, görünme, ortaya çıkma, kendini gösterme anlamları da taşıyor tezahür. Demek ki bizim görebildiğimiz, bilebildiğimiz tüm maddeler bu özellikleri, nitelikleri, tezahürleri almış olan, o tarz tesire maruz kalmış olan madde halleri. Zaten o nedenle de ne dedi? Siz insan bilinciyle, insan şuuruyla amorf maddeyi bizzat göremezsiniz, bilemezsiniz. Madde diye adlandırdığınız, kıymetlendirdiğiniz her şey o anlamda bu amorf maddenin kendisi değildir. Ve sizler için bu hani yok demekle de birdir. Evet. Yani bu da enteresan değil mi? İnsanlar için yok demekle birdir diyor. Yani şimdi burada şunu söyleyebiliriz. Karanlık kelimesi mesela, karanlık, siyah. Mesela dünyanın bazı konferanslarda onu da gösteriyordum. Dünyanın en siyah maddesi, en siyah boyası keşfedildi diye örnekler koyuluyordu. İçerisinde aslında hiçbir yansıma yok. Yani üzerinde hiçbir yansıma olmadığı zaman karanlık oluyor. Yani şöyle düşünelim. Aslında hiçbir tesir gelse bile onu yansıtmıyor, soğuruyor tamamen renk olarak. Mesela beyazda da bütün renkler vardır. Bütün renkleri karıştırdınız mı beyaz çıkar. Siyah ise hiçbir rengi yansıtmaz. Yani burada aslında ileride de kullanacağı o bölge bizim için karanlıktır demesi aslında işte o bizim için fark edilemez olması. Yani bizim görmek için çaba sarf etmiş olsak bile bizim onu fark etmeyle bir şeyimiz yok. En ufak bir hareket, kainattaki en ufak bir hareket mutlaka bir ruhsal gelişimin tezahürüdür. Yani bunu böyle algılayalım arkadaşlar. Yani maddedeki, yani illaki bunun bir hücre olması gerekmiyor. Ya da illaki büyük bir fil olması gerekmiyor.
en ufak bir harekette maddesel bir ruhsal bir tekamül var. Aynı zamanda tabii ki maddesel bir inkişaf da var. Ama burada bir ihtiyaç doğmuştur, ruhsal gelişim doğmuştur ve asli tesirler ışığında bu madde amor seviyeden titreşime veya da harekete bir şekilde geçirilmeye başlanmıştır. Bunu böyle algılamak lazım. Yani bir ihtiyaç doğmuştur. Yani keyfe keder zaten değil ama bir ihtiyaç doğmuştur ve bunun karşılığında ne kadar ihtiyaç varsa onun tam karşılığında da maddeler harekete geçiriliyor aslında. Evet, burada da önemli olan zaten vurgulanan kendi kendine harekete geçmesi söz konusu değildir. Evet. Ve bu anlamda da bu meydana gelen şekiller, haller ve tezahürleri kendi başına hani gösteremez. Mutlaka dış bir aktive ediciye ihtiyacı var ki bunu da zaten tesirler diyecek. Bu tesirlerin yapısını ileriki bölümlerde zaten daha detaylı inceliyor olacağız. O zaman devam edelim mi? Ne dersin? Bu şekillerin ve durumların incelik, kabalık veya basitlik, karmaşıklık hallerine göre çeşitli idraklere ve görüşlere hedef olabilen kısımları vardır. Yüksek ve karışık hareket tezahürleriyle görünen maddeler o oranda karmaşık ve inkişaf etmiş durumlar gösterirlerken az veya basit hareketlerle kendilerini gösterenler de o kadar ilkel ve basit nitelikler gösterirler. Demek ki maddeler en basit hareketlere sahip ilkel hallerinden en karmaşık hareketlerle nitelenen yüksek durumlarına kadar sayısız inkişaf derecelerinde çeşitli kıymetler gösterirler. Şu halde en basit madde demek, ilk hareketlerle amorf maddeden ayrılarak ilk şeklini almış bir madde hali demektir. Buna karşılık yüksek, karmaşık madde demek de sayısız, çeşitli hareket kombinasyonları ve tarzlarıyla karışık durumlar ve şekil almış madde hali demektir. Şimdi geldik maddenin hallerine. Biraz karışıkmış gibi görünüyor. Ama bunu zannediyorum anlatımlarımıza daha kolay olacak. Evet. Burada aslında biz eskiden de ruhçulukla ilgilenen arkadaşların kafası şöyle karışıyor. Benim de çok ilk başta karışmıştı. Biz maddenin kaba hali, ince halini aslında işte gelişmişlik olarak hep kullanırdık. Yani terminoloji olarak öyle kullanırdık. Ama burada önce zaten terminolojiyi yerleştiriyor, oturtuyor ki daha sonraki anlatımlarda, ileriki bölümlerdeki anlatımlarda bu iş karışmasın diye. O yüzden biz bildiğimizi sil baştan yapmamız lazım. Kitabı tam manasıyla anlayalım. Aslında madde halleri, incelik, kabalık etrafımızdaki organizasyonların, yani bir suyun madde hali aslında. İşte su sıvı halde, katı halde ve gaz halinde bulunabiliyor. Plazma halinde de bulunabiliyor son şeylerde. Yani dört halde bulunabiliyor. Bunlar işte katı, sıvı, yani su, buz veya buhar şeklinde örnek verebiliriz. İncelik kabalığa bunu örnek verebiliriz ama basitlik, karmaşıklık işte maddenin inkişaf etme sırasını anlatıyor. Yani, sonuçta gaz hali de olsa, sıvı hali de olmuş olsa, katı hali, buz hali de olmuş olsa su molekülleri H2O diye baktığımız zaman yine aynı molekül yapı, aynı özellik. Hani buradan incelik
kavramını, incelik ve kabalık kavramını bu şekilde anlayabiliriz. Yani arkadaşlarımız kaçırmadan bunu düşünebilirler. Ama basitlik ki daha sonra da örneğini verecek. Gene aynı su örneğini kullanacak. Su ve demirle karşılaştırmayı çok güzel bir şekilde yapıyor. Zaten orada iş yani çözülüyor aslında. Basitlik karmaşıklık ise işte bu maddenin ne kadar organizasyona girdiği, kombinasyonlarının ne kadar fazla olduğu. Yani ne bir atom ise bunun, bu bir atom ise bir hidrojen atomunda mesela bir elektron, bir proton var iken ve hatta netronu yok iken demir atomunda bu çok daha gelişmiş hali, çok daha fazla elektron şu anda sayısını ben bilmiyorum. Ve proton, netron sayıları çok daha yükselmiş oluyor. Hatta uranyuma geçtiğimizde artık karmaşa, yani düzenli bir karmaşa var orada. O karmaşa iyice yükselmiş oluyor. Fakat bu organizasyon artık yani o onlarca elektron hiçbir şeye uğramadan, aksaklığa uğramadan çalışıyor. İşte proton aynı şekilde çalışıyor. Artık o daha gelişmiş oluyor. Yani hidrojenden sonra helyum, helyumdan sonra böyle ilerlerken en son, yani uranyum en son değil ama uranyuma da geldiğimizde mesela bildiğimiz maddelerden biri olduğu için, üst maddelerden biri olduğu için uranyumda mesela işte çok daha karmaşık bir hal alıyor. Daha fazla parçacık kombinasyonu oluşmuş oluyor. Şimdi burada aslında bunlar nasıl bir araya geliyor? İşte bir tesire cevap vererek bir araya geliyor. Tülin'cim istersen şu videoyu bir oynatalım. İstersen bir başlatalım. Tamam, oradan sonra gösterelim. Yapabilir miyiz hemen? Onu bir gösterirsek evet. Bu CERN'deki çalışmaların tarihçesiyle ilgili ve çok güzel bir anlatımı var. Böyle bir 5-6 dakikalık bir video. So the LHC is basically the most fundamental of experiments. It's like what any child would design as an experiment. You take two things and you smash them together. And you get a lot of stuff that comes out of that collision and you try to understand that stuff. Now, in this case, what we're smashing together is tiny protons, which are inside the center of every atom. And in order to get them going as fast as possible, we have to build this huge 17-mile ring. And we run those protons around the ring multiple times to build up speed, almost to the speed of light. And then we collide two beams going in opposite directions at four points. And at those four points are four different experiments: ATLAS, LHCb, CMS, and ELISE. Now I work on the ATLAS experiment. And ATLAS is like a huge seven-story camera that takes a snapshot of every single collision. And that's billions of collisions. And the hope is that we'll see the very famous Higgs particle. But every time we've turned on a new accelerator at a higher energy, we've always been surprised. So the real hope is that we'll see the Higgs, but that there's also something amazingly new. You can liken it to when we put a man on the moon. It's that level of collaborative effort. I would say it even bigger than that. This is closer to something like human beings building the pyramids. Why did they do it? Why are we doing it? We actually have two answers. One answer is what we tell people, and the other answer is the truth. I'll tell you both. And there's nothing incorrect about the first answer. It's just it's not the thing that drives us. It's not how we think about it. But it's something you can say quickly, and the person you're talking to won't, you know, get diverted or pass out or pick up the SkyMall catalog if you happen to be next to them on an airplane. Answer number one, we are reproducing the physics, the conditions, just after the Big Bang. We're doing it in this collider, and we're reproducing that so we can see what it was like when the universe just started. This is what we tell people. Okay, answer two,
We are trying to understand the basic laws of nature. It sounds slightly more mild, but this is really where we are and what we're trying to do. We study particles because just after the Big Bang, all there was particles. And they carry the information about how our universe started and how it got to be the way it is and its future. At the beginning of the 1900s, it became clear that all known matter, everything that we know about, is made of atoms. And that atoms are made of just three particles, the electron, the proton, and the neutron. In the 30s, other particles were discovered. And by the 1960s, there were hundreds of new particles, with a new particle discovered every week, and there was mass confusion. Until a number of theorists realized that there was a simple mathematical structure that explained all of this. That most of these particles were made of the same three little bits we call quarks. And that there are only a handful of truly fundamental particles which all fit together in a nice neat pattern. And there was born the Standard Model. Eventually, all the particles in the theory were discovered, except one, the Higgs. And the Higgs is unlike any other particle. It's the linchpin of the Standard Model. Its theory was written down in the 1960s by Peter Higgs and a number of other theorists. We believe it is the crucial piece responsible for holding matter together. It is connected to a field which fills all of space and which gives particles like the electron mass and allowed them to get caught in atoms, and thus is responsible for the creation of atoms, molecules, planets, and people. Without the Higgs, life as we know it wouldn't exist. But to prove that it's true, we have to smash particles together at high enough energy to disturb the field and create a Higgs particle. If the Higgs exists, the LHC is the machine that will discover it. Let's assume you're successful and everything comes out okay. Sure. What do we gain from it? What's the economic return? How do you justify all this? By the way, I am an economist. I don't hold it against you. The question by an economist what is the financial gain of running an experiment like this and the discoveries that we will make in this experiment? And it's a very, very simple answer. I have no idea. We have no idea. When radio waves were discovered, they weren't called radio waves because there were no radios. They were discovered as some sort of radiation. Basic science for big breakthroughs needs to occur at a level where you are not asking what is the economic gain, you are asking what do we not know and where can we make progress. So what is the LHC good for? Could be nothing other than just understanding everything. Aslında hepimiz seyrederken kıvılcımlar mutlaka başlamıştır sağa sola çıkmaya. Çünkü neden? Bu arada bir tane de hani şeyimiz vardı. Oradan yapalım. Kuarkların, leptonların, bozonların olduğu bir tablo var. Tamam, hemen açıyorum. Lütfen sana zahmet. Seni bugün bayağı yorduk ama böyle birazcık renkli yapmış olalım en azından. Şimdi burada şunu anlamamız lazım. Atom elektron, proton ve nötrondan oluşuyor dedik ya. Aslında bu çok kaba hali artık. Yani bunu biliyoruz zaten. Ama işin ilginç yanı, tamam, proton ve nötronlar, ki onlara hadron deniyor. Zaten CERN'deki çarpıştırıcının bir diğer ismi de hadron çarpıştırıcısı. Yani protonları çarpıştırıyor. Yani bu normalde elektron çarpıştırıcıları yapılır. Proton çarpıştırıcısı fazla yoktur dünyada ve tabii bu anlamda, bu büyüklükte zaten yok. Şimdi bu protonlar kuarklardan oluşuyor. Kuarklardan oluşuyor. Nötronlar da bu arada kuarklardan oluşuyor. Ve kuarklardan oluşuyor derken daha 3 tane mesela 3 tip kuarktan oluşuyor.
Yani bir kombinasyon oluşuyor. Biraz sonra o protonla netronun da resmini koyarız nasıl olsa. İşte kombinasyon daha tamam. İlk daha başlangıçtaki kombinasyon bu oluyor. Bu şu anda biraz sonra bu tabloya bir daha döneriz. Çünkü birazcık konuşmamız gerekiyor ki ondan sonra buraları bir daha okuduğumuzda çok daha güzel oturacağına eminim. O bir tane. Şimdi protonlar ve nötronlar işte gördüğünüz gibi 3 tane kuarktan veya ona benzer parçacıklardan oluşuyor. Şimdi parçacık fiziği deniyor buna. Yani şey yapmayalım. Bunları böyle hakikaten çok küçük parçacıklar olduğunu fark edelim, düşünelim. Ve bu isimler çok önemli değil. Kuarkın başka tipleri var. İşte leptonların başka tipleri var. Ama bunların şöyle bir görevi var. Kimisi parçacık, kimisi bu parçacıkları birleştiren enerji paketleri, kimisi de bunların birleştirdiği o atomların kimyasal tepkimelere girmesini sağlayan özellikteki taşıyıcılar. Ama bunların hepsi parçacık olarak gözüküyor. Çünkü hepsi yalnızca birer titreşim seviyesindeler. Aslında işte hareket seviyesindeler ve elementer hareket seviyesinde. Yani aslında element kelimesi bakın oradan gelir. Yani daha başlangıç, basic, en basit haliyle. Yani şu anda o amorftan sıfırdan sonraki anı konuşuyoruz. Ve işte bundan ötesi değil. Yani konuşulan şeyler İlahi Nizam ve Kainat kitabında da anlattığıyla. Tabii bizim şimdiki keşiflerimize kadar bulduğumuz ki 1964'te bu Higgs bozonu ortaya koyuluyor. Peter Higgs tarafından yanlış hatırlamıyorsam. 1964'te koyuluyor ve 2012'de ilk çarpışmada bir Higgs'e benzeyen bir şey olduğu söyleniyor. Ve 2013'te bunun olduğu kabul ediliyor ve Peter Higgs'e de Nobel ödülü hemen veriliyor. Zaten Nobel'in öyle bir özelliği var. İspat edilmeden verilmiyor. Yani kuramda, teoride ve formülde bu oturuyor aslında. Ama bunu ispat etmek işte 2012'lere kadar geliyor. Ve şu ortaya çıkıyor artık. Tekrar o büyük tabloya dönebilir miyiz? Tamam. Şu ortaya çıkıyor artık. Bir Higgs bir parçacık olarak düşünmeyin aslında. Higgs bir alan. Aynı Einstein'ın space-time uzay zaman örgüsü gibi, uzay zaman kumaşı gibi aslında Higgs de bir alan oluşturuyor ve bu alan sayesinde videoda da aslında bir ara söylüyordu. Bu alan sayesinde kuarklar, leptonlar ve bozonlar beraber bir kombinasyon oluşturarak işte etrafımızda gördüğümüz sistem oluşmaya başlıyor. Ve oluşuyor. Yani bütün gördüğümüz her şey bunların dışında hiçbir şeyden oluşmuyor. Yalnızca kombinasyonları değişiyor. Yani zaten foton dediğimiz şey ışık. Işık fotonları yani o enerji paketleri. Yani Higgs aslında bir elektronun elektron olmasını sağlıyor. Az önce videoda yakaladıysanız sevinirim. Tekrar alırsınız YouTube'da geriye. Onu yakalarsınız onu söylediği yeri. Aslında elektronun enerji paketinden çıkıp aslında kütlesizdir elektron ama bir oluş haline ulaşmasını sağlıyor Higgs. Aynı zamanda da hani o birçok parçacık bulunmuştu diyor ya ama sonradan fark edildi ki yalnızca bunların kombinasyonlarını oluşturan Higgs sayesinde, Higgs bozonu sayesinde birçok parçacık özelliği oluşmaya başlıyor. Bir bakıyoruz İlahi Nizam ve Kainat'ta aslında bunu anlatıyor. Yani birçok kombinasyon oluşur diyor. İşte kombinasyonlar bunlar arkadaşlar. Yani benim aslında o kombinasyonları, o karmaşıklıkların aslında kompleksite diyoruz şimdi. Bütün bunların nasıl oluştuğunu keşfediyor. Ama tabii ki o dönemin bilgisiyle, anlatımıyla vesaire buradaki gibi kuarklar, leptonlar ya da bozonlar ya da vesaire şekliyle değil de
hani bütün bunları basitlik, incelik ve basitlik ya da karmaşa, kabalık olarak ne yapmış, tanımlamış. Şimdi aslında biz yeni bu bilgimizle burada anlatılan bilgileri daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Evet, mesela 10. sayfanın sonundaki o yıldız, tek yıldız, kombinezon kelimesini açıklıyor. Yani kombinasyon, kombinezon aynı şeylerden. Sözcüsü iki veya daha çok öğenin belirli bir maksatla belirli ilişkilere göre birbirine bağlanmasından, bir araya getirilmesinden oluşan bütün ya da birlik olarak tanımlanabilir. Çok güzel bir not düşünmüş bu 10. sayfa. Bu 12. baskı gerçekten güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Bu açıklamalar da güzel oturmuş durumda. Yani tamam, orası 10. sayfaydı ama bu kombinasyon işi çok fazla böyle ya bu kombinasyon nedir, nereden çıkıyor derken işte bu parçacık fiziğine kafamızı sokmamız lazım, mecburuz. Bu kuantum fiziği daha, yani kuantum mekaniği değil, parçacık fiziği mekaniği olarak düşünelim bunu. Tabii ki kuantumun da şeyi var, yasaları geçerli ama daha o dalga, parçacık haline çökme falan, bunların şeyleri yok. Daha onları konuşmuyoruz. Onlar aslında ileriki konularda bu organizasyonların kullanım şekli olarak anlatılıyor. Daha biz hala elementer, en başlangıç pozisyonu. En başlangıçtayız, evet. Evet, biz daha ancak o parçacık konumundayız. Parçacık ama. Yani şey değil, molekül falan değil. Zaten işte burada diyor ki, yani bir yerde söyleyecek artık. Yani biz buna basit hidrojen atomu diyoruz. Yani bu kombinasyonları meydana getiren bir tesir var, bir etki var. Ve bu etki kombinasyonları birleştirerek ve dağıtarak atomları, hatta önce elektronları, sonra protonları, az önce işte resimde göstererek proton ve elektronlar var. Protonu işte 3 tane kuark oluşturuyor. Nötron da 3 tane kuark oluşturuyor. Bunlar oluşturarak bu sefer bunlar birbiriyle bir oluşuma geçiyor ki bunlar her biri maddenin kendine has bir inkişafı oluyor. Ve bu her bir oluşumda niçin oluyor bu arada? Yani niçin oluyor? Şunun için olmuyor. Ya insanoğlu su içecek. Su oluşması için hidrojen atomuna ihtiyaç var. Hayır, bunun için olmuyor. Hidrojen atomundan da önce kuarka ihtiyaç var, çünkü daha yeni kainata girmiş olan, girmiş demeyelim, yeni madde kainatına abonde olmuş ve bunu anlamaya çalışmaya başlayan ruhun, acemi ruhun, bilgisiz ruhun ilk başlayacağı seviye orası olduğu için ilk kuark oluşumu ve o acemi ruhun bu kuarklarda, leptonlarda, fotonlarda izlenimler almak şartıyla, kullanmak, kumanda etmek değil. Kullanmak ve kumanda etmek atom altı alemi, atom alemini hatta ruhun işi değil. Asli prensiplerin ve asli tesirler ışığında oluşan bu titreşimlerin, bu hareketlerin, bu parçacıkların ve atomların parçacıklara ve atomlara bağlanarak izlenimler almak ve bu konuda, bu organizasyonlar konusunda kendini geliştirmek şeklinde oradan oraya geçerler. Biraz sonra olmasa bile ileriki dönemlerde bahsettiği de o oradan oraya geçerler sözü de bunu anlatıyor aslında. Benim anladığım şeye göre. Yani basitleştirecek olursak amorf madde hareketsizliği atıldı ve hiçbir tesir almamıştı. Ve o tesirin gelmesiyle beraber, yani o ilk harekete geçirici, ki onun mahiyetini ve içeriğini ilerleyen bölümlerde görüyor olacağız. Madde ne yaptı? Yanıt verdi. Bu yanıtı verirken daha ince, daha o basit olan halleri de var. Ve o yanıt geliştikçe, kombinezonlar, yani madde toplandıkça, bir araya geldikçe, ki bunları da daha ileriki bölümlerde anlatıyor olacak, daha bir kompleks hal kazandıkça kabalaşıyor
Ama ne yapmış oluyor? İçerik olarak daha karmaşık bir hale geliyor. Bizim kainatımızın daha öncesinde tesir almayan amorf, hareketsiz bir madde yapısı vardı. Ve bu madde tesir aldıktan sonra değişik cevaplar verdi o tesire. O tesire verdiği yanıt oranında da karmaşıklaştı, gelişti. Kompleksiteler meydana getirdi. Bu bağlamda da maddenin değişik halleri, şekilleri, tezahüratları bu şekilde meydana geldi. Buna da işte bakın burada hani yüksek, karmaşık, basit, ince vesaire derken ne yaptık, anlattık. Yani hidrojenin farklı halleri var. Baktığınız zaman ama yapı olarak yine aynı. İçeriği değişmiyor buz ya da gaz olmasıyla. Mahiyetini ne yapıyor? Koruyor oradaki molekül yapısını koruyor. Ama diğer taraftan da bir işte su molekülüyle bir demir ya da uranyumu düşündüğümüz zaman, değil mi? İletkenliği açısından, cevap verişi açısından kompleks bir yapı ama ne yapıyor? Demir ya da uranyum çok kaba görünüyor. Yani kaba görünmesi onun karmaşık olmadığı ya da gelişmemiş olduğu anlamına gelmiyor. Yani bu paragrafı en basit bu şekilde de özetleyebiliriz diye düşünüyorum. Var mı senin eklemek istediğin? Yani şu anda yok. Yani şu anda ekleyeceğim bir şey yok zaten. 10 dakikamız kaldı. Bakalım bu bölümü biraz ilerleyelim. Ne dersin? Okuyalım. Zaten 8. bu az öncekinin biraz daha açıklaması oluyor. Biraz açıklaması şey olacak. Evet. Hem de biraz yol kat etmiş olalım. Olalım. Evet. Burada teknik bir bilgi olarak şunu ekleyelim ki maddelerin ince kalın halleriyle basit karmaşık halleri kavramlarını birbirine karıştırmamalıdır. Maddelerin basitlik karmaşıklık farkları onların bünyelerini oluşturan hareket kompleksitelerinin az veya çok karışık ya da inkişaf etmiş olmasından ileri gelir. Eğer bir maddenin madde kombinezonları bünyesini kuran değerler yani hareketler fazla zengin ve karışık ise o madde o kadar karmaşık olur ve basitlikten o kadar uzaklaşmış bulunur. Oysa incelik ve kalınlık kavramı bu manayı taşımaz. Burada maddenin içindeki bileşim ve değer miktarlarının azalıp çoğalması söz konusu değildir. Dolayısıyla bir maddenin inceliği, kalınlığı onun inkişaf durumunu, yani amorf maddeye uzaklık ve yakınlık derecesini göstermez. Dışarıdan gelen güçlü tesirlerle bazen bir madde bütünün cüzleri arasındaki bağlar artar ve güçlenir. Cüz burada arkadaşlar bütünü meydana getiren parçaların tümü anlamında. Evet. Hatta hareketleri sınırlanacak şekilde bu cüzler birbirine yaklaşırlar. Bu yüzden bunların hareketlerini etki etmek için onları bu derece sıkıştıracak kadar güçlü olan tesirleri yenmeye yetecek derecede güçlü tesirler yollamak gerekir. İşte bu maddeler yoğun, kaba haller gösterirler. Buna karşılık madde bütününün cüzleri arasındaki bağlar zayıf olursa, bu cüzlerin gevşek irtibatları aralarında daha geniş mesafelerin kalması sonucunu doğurur. Ve bu cüzler az ve zayıf tesirlerden de etkilenirler. Dolayısıyla onları etkilemek
önceki kaba maddeleri etkilemekten daha kolay olur. Çünkü onları bu halde tutan tesirler güçlü değildir. Bu nedenle onları daha kolaylıkla yenmek mümkündür. Bunlar da seyyal dediğimiz ince maddelerdir. Şu halde her safhada bulunan basit veya karmaşık maddeler safhalarını değiştirmeden inceltilip kabalaştırılabilirler. Buna örnek olarak suyu gösteririz. Buhar, su ve buz halleri aralarındaki incelik ve kabalık farkları gösterirler. Fakat bunların her üçü de amorf maddeye uzaklıkları aynı derecede olan ve aynı karmaşıklık kademesinde bulunan su maddesinden başka bir şey değildir. Yine bazen karmaşık bir madde nispeten kendisinden basit olan diğer bir maddeye nazaran daha kaba olabilir. Mesela demir maddesi oksijenden daha karmaşıktır fakat ondan daha yoğun ve kabadır. Evet. Burada zaten hani verdiğimiz örneklerle anlatmaya çalıştık. Bir yer gözüme çarpmıştı, orayı bulmaya çalışıyorum. Yani şey, gene bak enteresan bir terim kullandı. Amorf maddeye uzaklık ve yakınlık. Evet, evet. O benim de dikkatimi her seferinde çekiyor. Yani gelişmişlik tabii ki aslında skala olarak budur yani. Skala olarak bakmak istersek amorf maddeye olan uzaklıktır yani inkişaf, maddedeki inkişaf durumu. Gelişmiş olma durumu. Tabii burada uzaklık, yakınlık, altlık, üstlük vesaire bunların gene bizim zihnimizin anlaşılması için olduğunu biliyoruz. Yani insan zihni olarak bir şeyleri algılarken biz işte kaba, ince, uzak, yakın, basit, karmaşık vesaire derken tabii bir de en önemli burada söylenen unsurlardan bir tanesi gelen tesirlerin de az ya da çok olması. Yani evet. Tesirlerin mahiyeti, tesirlerin içeriği, tesirlerin gücü değiştikçe gelen tesirin miktarı değiştikçe de o maddeleri bir araya toplama ya da uzaklaştırma, onu yönetme ya da yönlendirme özellikleri de ne yapıyor? Değişiyor. Demek ki gelen tesirin de her zaman birebir aynı olmadığını da burada söyleyebilir miyiz? Sen buna eklemek evet. ister misin? Tabii hatta deneysel olarak en güzel örnek de yine az önceki videoda vardı aslında. CERN'deki o çarpıştırıcı da ne diyor? Işık hızına yani hızlandırıyoruz. Zaten hızlandırıcı diye geçiyor. Hızlandırıyoruz. Işık hızına çok yakın bir seviyede çarpıştırıyoruz. Aslında işte bu o tesiri verilecek olan o tesirin seviyesini anlatıyor. Çok yüksek seviyede yani ışık hızına yakın seviye dediğimiz çok yüksek bir tesir oluyor aslında. Şeye verilecek olan hadrona ya da protona verilecek olan çarpışma tesiri. Yani bir araba bir arabaya çarpıyor. Çok hızlı çarparlarsa hakikaten daha çok parçacık ortaya çıkar değil mi? Aynı şey bu parçacık fiziğinde de geçerli ve çok hızlandırıyorlar. İşte tesir miktarını arttırıyorlar aslında. Burada da diyor ki zaten bu ayrışma ya da kombinasyon haline getirme tesirin miktarının ayarlanmasıyla oluyor. Benim dikkatimi çeken burada bir yer var. 2-3 dakikamız var. Eğer bir maddenin 8. sayfanın son tarafları, eğer bir maddenin madde kombinasyonları bünyesini kuran değerler yani hareketler fazla zengin ve karışık ise o madde o kadar karmaşık olur ve basitlikten o kadar uzaklaşmış bulunur. Oysa incelik ve kabalık kavramı bu manayı taşımaz. Burada maddenin içindeki bileşim ve değer miktarlarının azalıp çoğalması söz konusu değildir. Bakın incelik ve kabalıkta o kuarkların sayısı, kuarkların oluşturduğu protonlar, protonların oluşturduğu, nötronların oluşturduğu
elektronlarla atomların hiçbir özelliği değişmiyor, sayısı değişmiyor. Yalnızca onların birbirlerinden olan uzaklığı, ilişkileri daha gelişiyor. Ama öbür türlü de bütün maddenin titreşimsel seviyesi ve organizasyon seviyesi aslında değişiyor, değiştiriliyor. Organizasyon seviyesi mesela karmaşıklığa doğru gittikçe, adı üstünde zaten karmaşıklaşıyor aslında. Yani inkişaf arttıkça karmaşıklaşıyor. İşte basitliğe yakın oldukça, hatta amorfa olan uzaklığı azaldıkça, uzaklık burada tamamen sembolik, ne oluyor? Basit olmuş oluyor. Bağları, o tesir geldiği sürece bağlar kuvvetleniyor, güçleniyor ve hatta birbirine yaklaşıyor. Diyor ki hareketler de sınırlanır, yani birbirine daha çok yaklaşır. Herhalde bunu işte ne yapıyoruz? Demirde görebiliyoruz. Demirin değil mi formunu, yani hal değişimini yaratabilmek için çok büyük bir ısı ve yani bir tesir uygulaman lazım. Ama suyu ısıttığımız zaman ya da biraz ısıyı düşürdüğümüzde gelen tesir, o cüzler yani o moleküller, burada işte H2 diyor, baktığımız zaman hidrojen ve oksijen molekülünü ne yapabiliyoruz? O parçalar arasında daha çok hani kolayca onu yönetebiliyoruz. Ama diğer taraftan karmaşıklaştığında bir demirin halleri, onu bir hani eritmek için bile ona çok yüksek bir tesir, yani bir ısı uygulamak durumunda kalıyoruz. Bunu da ne demiş? Tesir, gelen tesir arttıkça bu parçalar birbirine bağlanır, güçlenir ve hareketleri de sınırlanır. Ve cüzler, yani o parçalar ne yapar? Birbirlerine yaklaşırlar. Bu derecede ne yapacaktır? Hani onları da o zaman yönetmek o kadar kolay olmaz. Bu durumda gelen tesirin de yoğunlaşması ve artması hani gerekir. Bu paragraftan da hani diğer bu anlattıklarımıza ek olarak bu noktaları vurgulayabiliriz diye düşünüyorum. Bir soru gelmiş. Onları bu halde tutan tesirler güçlü değildir. Bu nedenle onları daha kolaylıkla yenmek mümkündür diyor. Bunu biraz açar mısınız demiş. Şimdi onu nerede diyor ama işte. Bu hep önemlidir. Onu nerede diyor. Hangi onları dediği şey bu, şu paragrafta olsa gerek, bir dakika. İşte bu maddeler yoğun kabuğu haller gösteren. Buna karşılık madde bütününün cüzleri arasındaki bağlar zayıf olursa bu cüzlerin gerçek irtibatları aralarında daha geniş mesafelerin kalması sonucunu doğurur ve bu cüzler az ve zayıf tesirlerden etkilenirler. Az ve zayıf tesirlerden de etkilenirler. Dolayısıyla onları etkilemek önceki kaba maddeleri etkilemekten daha kolay olur diyor. Önceki kaba maddeleri ama. Karmaşık maddeleri değil. Önceki kaba maddeleri etkilemekten daha kolay olur diyor. Dolayısıyla onları etkilemek... Bunu biraz açıkladık. Bu halde tutan tesirler güçlü değildir. Bu nedenle onları daha kolaylıkla yenmek mümkündür. Bunlar da seyyar dediğimiz ince maddelerdir. Şu halde her safhada bulunan basit veya karmaşık maddeler var. Yani bunları şey olarak düşünmeyin işte. Hemen iş oraya kaymış herhalde. Yani bunu buhar olarak düşünün. Kabalık ve incelik olayını anlatıyor burada. İncelik durumu ile ilgili buhar düşünün. Buhar mesela sıkıştırılabilir. Veya mesela ikiye bölebilirsiniz buharı çok rahat bir şekilde. Değil mi? Su buharından bahsediyorum tabii ki. Kabalık halinde onu bölmek çok daha zordur. Değil mi? Su halinde daha kolaydır ama buhar halinde çok daha kolaydır. Gaz halinde daha kolaydır. Yani bunu o şekilde düşünebilirsiniz. Yani örnekleme yaparak onu formülize edip kafanızda tutabiliriz. Tesir dediği de bu yani. Tesir demek yani etki demektir yani zaten. Burada kabalık, da incelik anlatılıyor. Yani. Önemli olan diyor ya, o parçaları bir araya getirme, onların arasında bağ oluşturma, onları yakınlaştırma. Tesir ne kadar yüksek gelirse yenme dediği şey o. Yani ne yapıyor? O onları yaklaştırabilme ya da daha kompleks hale getirebilme ancak yüksek bir tesirle sağlanabiliyor.
daha basit olduğunda da onu yönetmek daha kolay olmuş oluyor. Tabii. Yani sadece bu bağlamda bakmakta fayda var. Yani zaten maddeye gelen tesirin onu yönetmesini kastediyor aslında. Maddeyi halden hale sokması, şekilden şekile sokması ve bunun kolaylığı. Evet. Zaten kimya fiziğine baktığınızda yani atomların mesela bu incelik kabalık hallerindeki atomların birbirlerinden uzaklıkları farklılaşır. Bir katı madde ile bir gaz halindeki, aynı maddenin gaz halindeki durumu da atomların birbirlerinden uzaklığı farklıdır. Gaz halinde çok daha fazla ara açılmıştır yani. Ve bunu buna tesir edebilmek çok kolay olur bu sayede. Arkadaşların yalnız sabırlı ve cehitli olmaları gerekiyor. Yalnız sabır değil, yalnızca cehit de değil. Yani bir şeye odaklandıktan sonra orada kalabilmek çok önemli. Bir şey, hiç kestirmeye bakmayın. Yani aşağıyı bilmeyen yukarıyı bilemez. Bu kuraldır. Evet. Başka bir şey söylemem gerekiyor. Ve de biz zaten sonuçta tezahürattan yola çıkarak yukarıyı bilmeye çalışıyoruz. Yani sonuçta buradaysak buranın hakkını vereceğiz. Önce burayı evet, anlayacağız. Evet. O nedenle de yani kitapta baştan madde diye başlamış. İlk kelimesi madde. Demek evet, ki önce maddeyi anlayacağız. Maddenin hakkını vereceğiz. Zaten buradan alarak yavaş yavaş gideceğimiz yol. Varlığın da zaten nereden geldiğini ve nereye gittiğini de kitap o kurgu içerisinde anlatıyor. Biz önce nereden geldiğimizi bir tam olarak oturtalım ki nereye gideceğimizi o şekilde ne yapabilirim, hissedelim. Evet. Zaten yani bu kitapta pek çok şey bilme anlamında şu anki dağarcığımız bile yeterli değil, idrak seviyemiz yeterli evet, değil. Zaten tam idrake burada sahip olamıyoruz. Evet. Şu anda da dilimiz döndüğünce ve şu anki anlayışımızla anlatıyoruz. Bunlar da her zaman için son değildir, değişebilir, gelişebilir. Aynı evet, zamanda biz de hata yapabiliriz. Bu bağlamda da yorumlarınız da önemli. Onları da dikkate alacağız. Çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın. Herkese çok teşekkürler. Bilgehan'cığım ben de sana da teşekkür ediyorum. Teşekkür seninle birlikte olmak. Hoşçakal.